Merhaba Hakan Bey, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, sağ olun röportajımıza katıldığınız için. Hemen ilk sorudan başlamak istiyorum. Tabii. Son dönem oldukça yoğun bir dijitalleşme dönemi ve özellikle sizin gibi büyük firmalarımız da bir yandan bu dijitalleşme sürecinde o dönemi geçtik, o eve kapanma dönemini, ama orada daha da operasyonlar arttı, birçok çalışmalar gerçekleşti. Siz bu süreçte dijitalleşme, çünkü bir yandan artarken siber güvenlik risklerimiz de paralelinde artmış oluyor. Burada hangi zorlukları öngördünüz, bu zorluklar anlamında nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz? Bunları bize anlatır mısınız? Tabii ki. Yani özellikle 2 yıldır Boyner üzerine baktığımızda çok ciddi projeler başladı. İşte geçtiğimiz sene Boyner Now projesi hayata geçti. Bunun dışında mağaza ve işte online tarafta ticaret siteleriyle ilgili olarak baktığımızda da bir omnichannel bir yaklaşımla ilerliyoruz. Dolayısıyla aslında hem offline tarafta hem online tarafta tüm müşterimize birçok projeyle ulaşmaya çalışıyoruz ve onlara en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Tabii bu kadar projeler olunca da kadromuz da çok ciddi oranda arttı. Sayımız işte baktığımızda işte bir yıl öncesine göre 2-2,5 katı oranında artmış durumda. Bunları danışmanları da dahil etmiyorum bu arada. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada siber güvenlik risklerimiz de doğru orantı olarak artmış oldu. Biz 2 yıldır aslında aynı zamanda paralel bir şekilde şeye başladık. Yani biz işte dijital dönüşüm derken bir yandan da aslında güvenlik dönüşümünü de Boyner'de başlatmış olduk. Ve dolayısıyla birçok ürünü aslında bünyemize katmış olduk ve bu bünyemize kattığımız ürünlerle birlikte de dijital sağlamlığımızı da arttırmış olduk. Ama tabii bir yandan da çok fazla ürünle beraber tabii ki yönetmek de zorlaşmaya başlıyor. Ekibimizi güçlendirdik. Siber güvenlik ekiplerimizi, işte SOC ekiplerimizi çok ciddi anlamda 7/24 bu işte içeride dönen tüm bu faaliyetleri yönetebilecek seviyeye ulaştırmaya çalıştık. Fakat geldiğimiz noktada aslında aldığımız ürünlerin dışında da kendimize özel ürünler de geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Ve Ar-Ge merkezimiz de olmamızdan dolayı da yeni ürünler geliştirmeye başladık. Hatta yakın zamanda Security Guard isimli Casepod ürünümüzü devreye aldık. Ve artık bunu müşterilere de sunmaya başlayacağımız bir döneme de girmiş olduk. Bu ürünle birlikte aslında görünürlüğümüzü daha fazla arttırdığımız, müşteriye daha fazla dokunan, yani sadece kendi içerimizde değil de ileri karakolda da aslında neler oluyor gördüğümüz, işte kendi assetlerimizi çok daha efektif bir şekilde yönettiğimiz bir dünyaya geçmiş olduk diyebilirim. Çok güzel çalışmalar bunların hepsi. Bu sene tamamladınız, özellikle güvenlik alanında tamamladınız ve artık senenin de sonuna geliyoruz. Önümüzdeki senenin planlarında yer alan önem verdiğiniz projelerden de bahseder misiniz? Tabii ki. Security Guard projemiz tabii ki devam edecek. Yani bunun işte modüler bir yapıda kurmuş olduğumuz bir projeydi. Modüler bir yapı olmasından dolayı da aslında ihtiyaçlarımıza göre öncelikleri de belirleyerek biz bunun birinci fazını bitirmiş olduk ve artık ürün hani sektöre de tedarik edebileceği bir duruma gelmiş oldu. Ama bundan sonraki süreçte tabii ki ürünün yeni modüllerin de 2024 senesinde de geliştirilmesiyle alakalı ihtiyaçlara göre yine aynı şekilde olacak şekilde müşterilerin de taleplerini de göz önünde bulunacak bir şekilde de yeni modüller eklemeye devam edeceğiz. Tabii bunun dışında yani çok fazla ürün olduğu için içeride bu ürünleri de tabii hani onboarding süreci, POC süreçleri, bunların işte replace edilmesi, farklı ürünlerin yani ihtiyacı karşılamayan ürünlerin de aslında devreden çıkartılıp yeni ürünlerin de devreye alındığı bir yıl oldu. Ve dolayısıyla aslında biz burada biraz daha olgunluk seviyesinin arttırıldığı, görünürlüğün daha üst seviyeye çıkarıldığı, yani bizim bir şekilde olay kaçırmadığımız bir dünyaya geçiyormamız lazım. Ama bunları yaparken tabii insan odaklı değil de daha çok böyle yapay zeka odaklı gitmeye çalışıyoruz. Data ekipleriyle yakın çalışıyoruz. İçerimizde yine AI teknolojisini kullanan bir data ekibimiz var ve bu ekip de aynı zamanda bize security tarafındaki AI konularında destek oluyor. Ürün içerisinde karar mekanizmalarında da yine aynı şekilde yapay zekayı kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki nimetlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Çünkü hani insan odaklı gidersek yani iş büyüdükçe insan da büyümek zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla biz burada en efektif insan kaynağını kullanabileceğimiz bir oranda bir büyüme öngörüyoruz önümüzdeki 2024 senesi için diyebilirim. Çok ciddi bir veri havuzu da oluşuyor sanıyorum bu çok, güvenlik çok verilerinden. Veri çünkü yapay zekanın öğrenmesi ve doğru sonuçlar üretebilmesi açısından veri de önemli. Çok güzel çalışmalar bütün bunlar. Son olarak bir de insan faktörüyle ilgili sormak istiyorum. Hep insanları en zayıf halkası diye nitelendiriyoruz güvenlik camiasında. Bu konuyu nasıl ele aldınız şirketiniz? Yani biz aslında yıllardır bu konuda çok dikkat eden bir kuruluş olmaya özen gösteriyoruz. Hem insanlarla ilgili işte rekabet konusunda, hem içerideki işte en zayıf halka dediğimiz insanlara dikkat etme konusunda, yani farkındalığı arttırma konusunda da aslında biz çok fazla dikkatli olmaya çalışan bir firmayız.
durumdayız. İşte kurum kültüründe de işte cinsiyetçilik, bunun dışında rekabete yönelik ya da işte siber güvenlikle alakalı farkındalık arttırma yönelik sürekli eğitimler yapıyoruz. İşte farkındalık e-postaları gönderiyoruz. Bunlarla alakalı çıktılara göre çalışanları eğitimlere sokuyoruz. Hatta bununla alakalı bizim Boyner Akademi ile yürüttüğümüz ortak çalışmalarımız da bulunuyor. Ya burada İK da tabii konuda çok önemli konulardan bir tanesi. Çünkü hani işe giren bir personelin kurum kültürüne uyum sağlaması, kurumdaki tüm bu envantere ulaşıyor olduğu noktadaki işte rol ve yetki matrislerine dikkat edebiliyor olmamız da bizim için önemli konulardan bir tanesi. Bu da yine İK ve işte akademi zaten İK ile beraber çalışan bir departman. Ortak eğitimler yaparak da buradaki çalışanların farkındalık seviyesini en üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Burada tabii hani hem offline tarafta mağaza çalışanları da var, hem online'da merkez ofislerde çalışanlar da var. Bir de evden çok fazla kullanıcılarımız bulunuyor. Yani dolayısıyla bizim hani yeni işte kullanım düzeyine baktığımızda sonuçta bir hibrit bir yapıda çalıştığımız bir dünyada hani son kullanıcının dediğimiz yani işte çalışan farkındalığının en üst seviyede olması da bizim güvenlik için aslında en önemli kriterimiz haline geliyor. Çünkü hani mail yoluyla birçok hani biliyorsunuz zararlı mail yoluyla kullanıcıya bulaşıyor ya da bir web sitesine gezinirken de yanlış bir şey indirip çalıştırabiliyorlar ve buradaki işte yetkinin düzeyi, işte o kullanıcıda çalışan uygulamaların işte up to date olup olmadığı konuları en azından siber güvenlik ekipleri tarafından da çok yakın takip ediliyor ve buradaki alınabilecek tüm önlemleri de elimizden geldiğince almaya devam ediyoruz diyebilirim. Çok güzel. Başarılar diliyorum tüm projelerinizde. Bilgiler için çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.